Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızda olacağız. Birazdan videoya geçeceğiz. Önce bir introyu seyredelim, sonra videoya geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda en çok istenen, benim videolarımdan da daha önceki videolarımdan da izlenen dürbün ve teleskop yapımı ile ilgili konular. Onunla ilgili yeni bir video çekmek istedim. Bununla ilgili birkaç tane video var kanalda, isterseniz onlara bakabilirsiniz. Bugün yeni hazır satılan paketlerden yapılan bir videoyu anlatacağım size. Daha öncekinde teleskobu ve dürbünün materyallerini biz kendimiz hazırlamıştık. Rulo yaparak, mukavvaları falan. Burada kendi içinde hazır setler var. Onları anlatacağım arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Bunlar kırtasiyelerde satılıyor. Şu sadece merceği. Bunun içerisinde iki tane mercek var. Buna teleskop yapacaksanız eğer, bundan bir tane yetiyor. Borularını yapıyorsunuz, onu ayarlıyorsunuz. Dürbün yapacaksanız eğer bundan iki set almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da teleskopun hazır bir setini çıkartmışlar. Yapılı değil, siz yapıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki bu hazır bir maket değil, yani öğretmeniniz hazır almışsınız diyemez. Sadece siz montajını, birleştirmesini yapıyorsunuz, ayarlamalarını yapıyorsunuz. Bu bittiği zaman 30 santim civarında bir şey oluyor. Birazdan açıp bakalım ama. Önce ben şunu göstereyim size. Bu diğer dediğimiz set. Bunun içerisinde iki tane böyle mercek var. Birisi kalın kenarlı, birisi ince kenarlı. Bu gözümüze yakın olan kısım, bu da uzak olan kısma geliyor. Bunun materyalini, malzemesini siz kendiniz hazırlıyorsunuz. Biz bunu daha önce mukavvalara şekil vererek yapmıştık. O videoyu da şuraya bir yere koyarım, videoları da. Bu böyle bir şey. Bunlar ekonomik, çok pahalı materyaller değil. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Burada açıklaması nasıl yapılacağı var. Bunu da göstereyim size. Ben şimdi kurulumunu yapmayacağım. Çok basit bir kurulumu var. Kurup bu materyalleri ziyan etmek istemiyorum ama kabaca göstereceğim size. Bunda da yine aynı şekilde iki tane mercek var. Aynı zamanda göze yakın merceğe gelecek kısma bir tane karton ayarlamışlar. Delik yapabileceğiniz bir karton. Şöyle göstereyim. Göz daha iyi odaklansın diye. Şöyle oluyor yani bu. İki tane de rulo vermişler. Bu ruloları böyle iç içe geçirip, benim daha önce kendi yaptığımda bunu hareketli yapmıştık. İçine bir mekanizma koyarak böyle çıktı mı duruyor, böyle içine kapatıyordunuz. Yani uğraşırsanız onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan daha yakından kamera ayarlayarak daha yakından malzemeleri göstereceğim. Şimdi kabaca anlatayım. Önce burada yazıyor, yazdığıya göre okuyayım size. Hazırlanışı şu diyor arkadaşlar. İnce kenarlı mercek, büyük, çapı büyük olan, yani şu. Bu. Büyük olan rulonun en ucuna yapıştırınız diyor. Yani büyük olan ruloya yapıştıracağız bunu. Kalın kenarlı küçük mercek şu. Bu rulonun küçük çaplı rulonun ucuna yapıştırılacak diyor. Ama bunu bu küçük olanı şu kartona önce yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu kartona yapıştırıyorsunuz. Şöyle yapalım. Bu kartona yapıştırdıktan sonra şu şekilde, bu içte kalacak şekilde, mercek içte kalacak şekilde bunu buraya monte ediyorsunuz. Sonra mercekler dışta kalacak şekilde rulonu iç içe geçiriniz diyor. Yani şöyle. Şöyle merceklerimiz dışarıda kaldı. Bunu da burada yazanı okuyorum size. Bunu çeşitli materyallerle süsleyip yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Tabii biz buraya şu merceği koymadığımız için. Gayet de güzel gösteriyor arkadaşlar.
Bunları ben yapıştırmıyorum. Siz materyalinizi kendiniz istediğiniz gibi kurabilirsiniz. Çok basit bir düzlem bu. Bunu isterseniz buraya bir bantla sabitleyebilirsiniz. Daha sonra bunu parlak bir kartonla kaplarsanız bence güzel olur. Şimdi kamerayı yaklaştırayım. Malzemeleri size daha yakından göstereyim. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni abonelikler bizlere motivasyon sağlıyor. Yeni videolar, farklı videolar için destek oluyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İstediğiniz video varsa yorumlara mutlaka yazın. Bu yorumlara her şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Mantıklı ve ahlak çerçevesinde ise yorumlarımız arkadaşlar. Daha yakından şunu göstereyim önce. Bu sadece mercek olan bir setimiz. Bunu aldığınız zaman rulolarını, yani gövdeyi, ana gövdeyi sizin kendiniz yapmanız gerekiyor. Bu da set olan parça. Şöyle açıklamaları var içerisinde. İki tane iç içe geçen rulosu var. İki tane merceği var. Bir de böyle gözünüz direkt odaklansın diye daha ince dairesi olan bir karton vermişler arkadaşlar. Bunu önce buna yapıştırıyorsunuz. Sonra bunu bu küçük rulonun bu kısmına, dışta kalacak kısmına yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bittikten sonra bunları süslerseniz güzel bir sunumla iyi notlar alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu video bu kadar. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.